Evet merhabalar. Ben Cahit Barkın Özer. Bugün sizlerle büyük dil modelleri e, de semantik arama işlemini anlatacağım. Bu kursu aslında bir kursu takip ettim. E, bu yazımı hazırlamada, Medium yazımı hazırlamada Deep Learning yayın Large Language Models with Semantic Search e, adresi burada yine aşağıya da koyarım. Burada önce bir şekilde izleyebilirsiniz. E, giriş aşaması e, giriş yeni başlayanlar için uygun e, Bir saatlik e, ve bir bi, bir süreliğine ücretsiz diyor. E, bu Cohere şirketin sponsorluğunda gerçekleşmiş. Cohere'in e, co-founder'ları kurucuların eşliğinde yapılan ve Cohere ürünleri kullanılan bir e, anlatım olacak. Ancak e, bu aracı kullanmasanız dahi Cohere'i kullanmasanız dahi e, semantik arama yani işte document question answering, işte code question answering gibi e, metinden cevap verme işlemlerinde size faydalı olacaktır. E şimdi Coir'in ne olduğunu anlayalım. Coir şirketlerin insan makine etkileşimlerini geliştirmesine yardımcı olan doğal dil işleme modelleri sağlayan ve 2019 yılında Aiden Gomez, Ivan Tang ve Nick Frost tarafından kurulmuş Kanadalı bir girişim. Coir ile LangChain benziyorlar. Bu yüzden karşılaştırırsak belki aklınıza daha iyi oturacaktır LangChain'i biliyorsanız. İkisi de kütüphane aslında. E Cohere LLM ve e, diğer araçları kullanarak uygulamalar geliştirmize yardımcı oluyor. LangChain ise eee LLM'lerle e, veri kaynaklarını e, birleştirerek e, bir ürün ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor. Cohere ücretli, LangChain açık kaynak source, açık kaynak kodlu. Eee LLM kalitesi Kohir de kaliteli, LangChain'de hangi modeli kullandığınıza göre kalitesi değişebiliyor. E, i̇kisinde de e, araçlarımız var uygulama geliştirmek için. Cohere daha kolay, Langchain daha zor tabi programlama geçmişiniz varsa ben çok zorlu olduğunu düşünmüyorum. E, anahtar kelime araması, e, keyword search e, önemli bir konu kullandığımız birçok uygulamada var. İşte Spotify'da, e, YouTube'da, Google'da e, her yerde arama işlemi yapıyoruz. E, buradaki aslında algoritmaları inceleyelim öncelikle. En temel algoritma sorumuzdaki e, sorumuzdakiyle kaynak e, dosyası içerisindeki cümlelerdeki kelime benzerliklerine bakmak. Mesela What color is the grass sorusunda işte çimen ne renktir sorusunda çimen yeşildir de içmen geçiyor ve buradaki e, kelime benzerliklerinden bulup eşleştirebiliyoruz. E, burada bir semantik benzerlik bakma yok. Semantikte de anlam demek. Aslında anlamsal bir benzerliğe kesinlikle bakılmıyor. E, kelimelere bakılıyor. Onun bir üst seviyesi algoritmada e, algoritmik e, daha kompleks bir algoritmik e, işlem kullanmaktır. Bu da mesela BM25'tir. Okapi BM25 olarak da geçiyor. E, arama e, motorları tarafından belgelerin belirli bir arama sorgusuyla alaka düzeyini tahmin etmek için kullanılan bir sıralama işlevi bu. E, 1970-1980'lerde geliştirilmiş. Hala da kullanılır yani. Elastic Search ve benzeri metin, e, text arama, metin arama, string arama e, kullandıysanız o da bu tarz çalışıyor. Kelimeleri e, nerelerde geçtiğini bakıp ID'lerini tutuyor ve işte e, hangi noktalarda bir arada kullanılmışlar o tarz bir ilişki kuruyor. Ama yine burada semantik e, benzerlik yok. Daha hızlı çalışır buna göre ama yine semantik yok. Örneğin burada. E, bu cümlede gördüğünüz gibi hiçbir e, benzer kelime yok. E, aynı kelime yok. Ancak anlamsal olarak benzeyen kelimeler var. Eş anlamlılar var. E, bu da şöyle oluyor aslında. Birebir eş anlamlısı değiller aslında. Cümle halinde anlam olarak benziyorlar. O yüzden eş anlamlı e, dictionary'si halinde de tutamıyoruz. Belki programlama bilenlerin şu aklına gelmiştir ben anlatırken. E, burada e, yukarıda kullandığımız işleme, ehm Cohere'in e, large language Modellerini ekleyerek, e retrieval ve rerank iki adımdan oluşan bu işlemde e anlamsal aramada yapabiliyoruz. E burada ee, i̇lk adım bilginin getirilmesinde embedding modelleri kullan, kullanılıyor. İkinci adımda da getirilen e, eşleşmelerden mesela işte 5 noktada anlamsal benzer cümle geliyor. Bunlar arasından alakalılık düzene göre renk e, işlemi yapılıyor ve en anlamlı olan cevap ortaya çıkarılıyor. Burada yine kod örnekleri var. Eee GitHub adresime buradan ulaşabilirsiniz o kod örneklerine. Şimdi embeddings yerleştirmeler diye Çevirdim ben. Gömberler de denebilir. E, bu, e, bunlar şöyle şeyler. E, kelimelerin anlamlarındaki yakınlığa göre onlara bir e, numerik değer veriyoruz. Burada bir genel bir benzetme var. İşte toplar yakın birbirine, e, meyveler bir arada, e, bunlar bir arada. İşte şununla ikisi daha yakın çünkü ikisinin yeşil olması ortak renk gibi e, ee, embedding modullar bunları sınıflandırıyor bu kelimeleri ee, ve onlara bir değer veriyor. Bunlar tabi böyle bir iki diye değil ee, bu tarz vektörler halinde virgüllü sayılar halinde oluyorlar. Ee, bu şekilde ee, kelimeleri bulduk. Bu kelimeler bir yere de cümleler oluyor ve cümlelerin benzerliklerine de bu şekilde bakabiliyoruz. Ee, yine onun kodu var. E, ee, yorum geri alma dediğim dense retrieval'da şöyle bir konu. Ee, bu anlamsal benzerlik yapabilmenizi sağlar. Mesela e, Kanada'nın başkenti neresi dediğim sorusunu alıp e, metnimizin e, gö e, embeddinglerinin, gömmelerin e, yerleştirmelerinin arasına koyduğumuzda ona en yakın olanı getiriyor. The capital of Canada is e, Ottawa şeklinde ona en yakın olanı eşleştiriyor. Çok güzel ama burada da bir eksiklik var. Birazdan bahsedeceğiz. Ama önce chunking'den yani parçalara ayırmaktan bahsedelim. Metni ufak parçalara ayırıyoruz böylece e, vektör arama işlemi daha hızlı oluyor. Aynı zamanda el elemlere istek atarken e, tek seferde atabildiğiniz bir e, token sayısı, bir kelime sınırı var. E, bunu da bu şekilde parçalara bölerek daha rahatlıkla yapıp aşabiliyoruz bu sorunu. E, şimdi yapay sinir ağı vektör aramayla vektör veri tabanları yöntemlerini karşılaştıralım. Şimdi sol tarafta gördükleriniz kütüphaneler, sağ tarafta gördükleriniz de vektör veri tabanları. Vektör veri tabanları vektöre çevrilmiş verileri tutuyorlar. Böylece daha kolay güncelleme yapabiliyorsunuz ve daha filtreleme gibi daha kompleks sorgular atabiliyorsunuz. Ancak sol taraftaki kütüphaneler kullanıldığında bir storlama, bir Nasıl denir? Depolama işlemi olmadığı için bunlar metni alıyor vektöre çeviriyor gibi düşünebilirsiniz. Vektörden metne çevirme yok maalesef. Sadece alıp vektöre çevirip işte onların benzer yakınlıklarını karşılaştırıyor bu tarz kütüphaneler. Şimdi hibrit tarama var hem anahtar kelime aratma hem de semantik benzerliği bir arada kullanabiliyoruz. İşte elastik şey gibi olabilir. Dökümanlarınız önce işte elastik search oluyor. Çok fazla dökümanınız varsa large language model kullanmak çok pahalıysa veya işte performans düşükse önce bir elastik search'te bir arama yaptırtıp sonrasında large language model'lara yollayabilirsiniz. Bunlar da hibrit çözümler oluyor. Onun da bir örneği var ve re-rank. Şimdi daha önce bahsettiğimiz yoğun geri alma, yoğun geri alma dediğim dense retrieval da mükemmel çalışmıyor. Bunun nedeni de şu. Şimdi metnimizde mesela iki cümle geçiyor olsun. The capital of Canada is Ottawa, the capital of Ontario is Toronto. Burada şöyle geçebilir bu cümleler. Mesela everyone thinks, işte herkes Kanada'nın başkentini Toronto sanar ancak Toronto en büyük kenttir. Aslında en büyük aslında Kanada'nın başkenti Ottawa'dır. Şimdi burada iki cümle beraber var ve buna daha yakın olduğu için bunu getirecektir. Ancak doğru cevap bu değildir. Bunun buna nasıl başa çıkarız? Çok kolay aslında renk algoritmamız oluyor. Bunlar arasından işte soru var. Kanada'nın başkenti neresidir? Kanada'nın başkenti Ottawa'dır geliyor. İşte Kanada, Toronto geliyor vesaire. Bunlar arasından alakalına göre renk algoritması bir alaka puanı veriyor ve en yüksek puana sahip olan cevap olarak seçiliyor. Peki bu em, renk algoritması nasıl eğitiliyor? E, tabii ki örnek verilerle. Yani işte Kanada'nın başkenti neresidir? Tabii bu değer verilmiyor ama işte şuranın başkenti şurasıdır, buranın başkenti burasıdır gibi bir bu bir el aslında öyle söyleyebiliriz. Yani temel bilgilerle eğitilmiş bir el elem hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğuna karar veriyor böyle bir yapı. E, arama sistemlerinin değerlendirilmesi e, genelde insanla yapılıyor çünkü karar verme işlemleri genelde insanlara bırakılıyor şu an için e, hata olasılığını ortadan kaldırmak için ama bazı matematiksel değerlendirmeler de var mesela map, mean average precision yani ortalama hassas e, ortalama ortalama yanlış olmuş ama aslında öyle yani ortalama ortalama hassasiyet mean average precision e, bir arama sonuçları kümesinin, bunu şey diyelim ortalama, average hassasiyet diyelim. Bir arama sonuçları kümesinin kullanıcı al, kullanıcı alakalılığını ölçmek için kullanılır. Sonucun her arama sonucun alakalılığını hesaplar ve bu sonuçların ortalamasını alır. Mean reciprocal rank yani ortalama karşılıklı sıra dediğimiz şeyde. Bir arama sonuçları kümesinin ilk alakalı sonucunun sıralamasını ölçmek için kullanılır. Ee, i̇lk alakalı sonuç ne kadar yüksek bir sıradaysa, o kadar yüksek bir de değere sahiptir. Mesela arama sonuçları kümesi için e, MRR 0.5 ise al ilk alakalı sonuç ikinci sırada olduğunu anlayabiliriz. Ee, Normalized Discounted Cumulative Gain yani normalleştirilmiş indirgenmiş kümülatif kazançta bir arama sonuçları kümesinin kullanıcı için alakalını ölçmek için kullanılan bir ölçümdür her arama sonucunun alakalı hesaplar ve ardından bu sonuçların bir ağırlıklı ortalamasını alır. bu diğer önceki iki tanesine göre daha doğru çünkü kullanıcı arama sonuçlarının ilk birkaç için daha fazla ağırlık veriyor. İşte 0.7 ise arama sonuçlarının ilk üçü kullanıcı için çok alakalı diğer sonuçlar daha az alakalıdır. Bu biraz kompleks biraz da bağlam dışı ama kursta da bu geçiyor. Ee, bir de yanıt oluşturma işlemine gelelim. Yanıt oluşturma da şöyle. Şimdi mesela işte 5 tane döküman cümle cevap olarak benzer olarak geldi. Onlar arasından hangisinin doğru olduğunu da seç, seçebiliriz veya o 5'ini de yollayabiliriz ve elelem bize doğal dilli uygun hani güzel bir şekilde ifade et bunu cevap olarak deyip o cevabı alabiliyoruz. Eee... İki farklı yöntem var. Sadece el eleme verebiliriz. Hani bunu al, cevabı getir diye veya işte anlam aramasını el eleme kullanarak yapabiliriz. İşte soruyu veriyoruz, arama modeline o bir ajan kullanarak bakıyor. İşte Super Bowl mu, FIFA mı? Oradan getiriyor. Yani doğruluğunu kontrol ediyor gibi bir yapı. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İngilizceniz güveniyorsanız buradan da aslında izlemenizi ve örnekleri de denemenizi, bu kodları çalıştırmayı denemenizi öneririm. Kendinize iyi bakın.